Hadi. Kaçırdık mı çiçekçiyi? Gitti mi? Hayır, Simay tazı gibi koştu. O yakalar bilirsin, hızlı hızlı koşuyor yani. Yakalayacak hemen, hiç korkma hayatım. Ya bu nasıl bir talihsizlik Başak ya? Başak mı? Harika bir isminiz varmış, ben de Bülent. Memnun oldum. O yerdeki Selim pastan değil diyeyim bana. O Selim pastan değil diyeyim bana. Burada başka bir gelin var mı? Özür dileyeceğine bir de laf yetiştiriyor. Hanımefendi, pastayı düşüren sizsiniz. Emeği heba olan da benim. Yani özür dileyecek olan sizsiniz, ben değil. Benim ama harika bir fikrim var bununla ilgili. Şimdi düşündüm, bence çok dahi yani. Şimdi biz bunları alıp... Yalnız aman diyeyim, dokunmayalım. Şimdi bu gibi durumlarda pastayı yerinden kaldırmak çok da doğru bir hamle değildir. O yüzden benim o noktada şöyle bir fikrim var. Bence tam pasta merasiminde gelin hanım ve damat bey gelip pastayı burada kesebilirler. Gayet de güzel olur. Çok komik. Hem sakar hem şakacı pastacılar. Tamam, şöyle yapıyoruz. Samana yeni bir pasta yapıyorsun. Konu da burada kapanıyor, tamam mı? Çiçeğim gelecek, pastam gelecek. Her şey çok güzel olacak. Başak, çok güzel bir düğün olacak. Evet, evet, evet. Pastan geldi ama sen onu devirdin. Gerisi beni ilgilendirmez. O pasta buraya gelecek dedim, o kadar. Sakın, sakın abi, sakın. Allah aşkına bak, bugün ödeme günümüz, buradan alacağımız paraya ihtiyacımız var. Sakın ters bir şey yapma, tamam? Ya yapma oğlum, aman diyorum. Onca yılda neler değişiyor be? Şehirler, mahalleler değişiyor. Bir tek insanın huyu değişmiyor. Hep aynı kalıyor. Sinan, iyi misin oğlum? Kafayı falan mı vurdun? Pelin bu. Ha, duydum. Pelinmiş adı da bu derken. Oo. Şaka yapıyorsun. Bu senin meşhur Pelin mi lan? Tıbbı bırakmana sebep olan. Bu mu? Hayat sürprizleri sever. Ay, böyle bir sürpriz şekli yok oğlum. Vay sen Pelin'e bak be. Ne yapacağız şimdi? Önce şu pastayı bir halledelim. Heh. Bahattin Usta, benim sana bir işim düştü. Bana acil 5 katlı bir düğün pastası lazım. Abi başka bir yerden iste Allah aşkına ya. Pembe olacak. Ya sür birinin üzerine pembe kremayı, yolla sanki yapmadığın iş. Hadi bekliyoruz. Abi bak, bu herifteki bütün pastalar 10 günlük glikoz kullanıyor. Bu ne? Adımız çıkacak. Ya başka bir yerden iste. Ne olursun başka bir yerden iste. Bülent. Heh. İnan bana, bu geline çok bile. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kız nasıl, daha iyi mi? Çiçek derken şimdi de pasta çıktı Rıza. Ay, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aman pastada nazar boncuğu olsun. Çok da şey yapmayın, şu düğünümüzü bir atlatalım. Hoş geldiniz. Oh, merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. Sen onu kızına anlat Rıza istersen. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Merhabalar. Düğün bir başlasın, o her şeyi unutacak zaten. Merhabalar. Hoş geldiniz. Aa, hoş geldiniz. Merhabalar. Rıza, bu çocuklar kesin sizden. Zübeyir'e söyle de aileleriyle konuşsun, sahip çıksınlar çocuklarına. Çocuk ya bu. Çocuk ne yapacak adam? Sandalyeye mi bağlayacak? Bizimkiler de çocuk. Uslu uslu oturuyorlar bak. Her şeyin bir adabı var Rıza'cığım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun, buyurun. Ver abi ya şunu. Okuyamadım. Tamam. Bir bakayım ben. Oksana, tam olarak ne yazıyor? Beyler, esas olan geldi. Ne oğlum bu halin, ha? Hala çiçek peşinde misin yoksa sen? Abi, çiçeğe küfür edilir mi ya? Resmen bir saattir dümdüz gidiyorum o çiçeğe ben. Sen daha dur. Her şey yeni başlıyor. Evlilik böyle bir şey işte. İşte bak şuna bak ya. Hadi oradan be. Sanki evliymiş, biliyormuş gibi bir de konuşuyor bana. Tamam. Evli değilim ama salak da değilim. Hem seni görüyorum. Bazı evli arkadaşları da görüyorum. Hmm.
Acıncak haldesiniz be oğlum ya. Ya bir gelin çiçeğini becerip de yaptıramadı. Şu imzayı bir atalım, ben soracağım ona. Nasıl yani, sen imzayı atınca başka türlü mü davranacaksın? Erkekler kurbağa gibidir şekerim. Kurbağa ne alaka şimdi? Ya kurbağayı kaynar suya atarsan ne yapar? Ölür. Hayır canım. Zıplar kaçar. Ya tıpkı evlenelim dediğinde arazi olan erkek gibi. O yüzden ne yapacaksın? Ne yapacağım? Kurbağayı soğuk suya koyacaksın. Altını böyle azıcık yakacaksın. Suyun yavaş yavaş kaynamasını bekleyeceksin. Kurbağa oh burası ne güzel sıcacık deyip yayıldığında haşlandığını fark etmeyecek. İşte sen de aynen böyle bulduğun erkeği evliliğe ikna edeceksin. Yani bunun başka yolu yok. Aynen. Çok doğru söylüyor. Sen de mi böyle yaptın Pelin? Ya kızlar, çiçeğim pastam yok, ortalıkta siz oturmuş kurbağa murbağa geyik çeviriyorsunuz ya. Ya biz senin kafan dağılsın diye hayat. Ya onlar gelmeden benim kafam dağılmaz. Ya hayatım pasta yoldaymış, geliyormuş işte, tamam. Ben size söyledim. Yani pastaya hiç gerek yok. O yakışıklı böyle şef böyle üstüne kremayı sıksa gelse en güzel pasta oydu. Başka hiçbir pastaya gerek yok bence. Çocuk var burada, nasıl konuşuyorsun ya? Duydum bile ama bence krema sürmüş bir erkek iğrenç olur. Beyler, onay geldi. Bilet işi tamam. İşte bu. Ne bileti ya? Ne bileti olacak lan? Avrupa şampiyonası. Bir ay kapattık oğlum, bir ay. Beşini de onayladılar değil mi? Herhalde. Bizde yarım iş olmaz. Kim gitmiyor? Sen mi gitmiyorsun ha yoksa? Al işte. Ulan Hakan, yine izin alamadın değil mi? Hanım köylü seni. Oğlum. Ben daha takım Avrupa Şampiyonası finallerine kalır kalmaz Simay'ın kulağına üflemeye başladım. Ve böyle üfleye, üfleye, üfleye sonunda ikna ettim. Ben gidiyorum. Sen mi gidiyorsun? Tolga, abi sen gitmiyorsun. İyi misin abi? Evleniyorsun. Allah Allah ya. Evleniyorsam evleneyim abi. Ne alakası var şimdi? Sen bugün evleneceksin. Ve iki ay sonraki Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'ya gidip bir ay bizimle kalacaksın ha? Ya sen boş ver evliliği falan ya. Oğlum sen yazar falan ol be. Hayal dünyanın harika senin ya. Takımın başında Fatih Hoca olacak. Evet. Arda Turan böyle tam böyle formunun zirvesinde olacak. Ben de o maça gitmeyeceğim, öyle mi? Yavaş. Orada duracaksın. Al işte. Al gidiyorum. Yok abi. Anca masraf. Benim kredi kartımdan alınıyor. Karından izini al. Söz alacağım bilet sana. Doğru söylüyor. Bence de. Hah. Abi bu sonmuş. Ustam öyle dedi. Zaten kendisi de dükkanı kapatıp gitti. Yarın da izin yapacağız. Olmuş işte. Eyvallah. Al kardeşim. Allah sana kolaylık versin. Senin için çok zor abi. Eyvallah. İyi olmuş işte. Tolga. İlk beş seneyi unut kardeşim. Allah Allah. Senin artık sahibin var oğlum. Ha bak. Eğer şansın varsa ondan sonra işler biraz gevşiyor. Evlilik dediğin şey böyle bir şey lan. Hakan. Hı. Kardeşim. Efendim. Bizimki farklı olacak. Öyle sıradan evlilik olmayacak. Hı-hı. Bizim öyle özgürlüğümüze, zevklerimize saygımız olacak. Hı-hı. Deme, öyle olacak. Ne gülüyorsunuz oğlum, öyle olacak. Olacak, olacak. Eminim. Hayatım. Gelin çiçeğin geldi. Kızlar mendil. Yine mi olmadı? Tamam, kör müsün? Kör müsün, canım olmuş işte. Aradığım pembe bu. Ya sevinç dolu alacağım. Tamam, hayır ağlama. Yani ben anlamadım, hani bir çiçeğin rengini tuturmak bu kadar mı zor? Bir de sorduğun zaman İstanbul'un en iyi çiçekçisi de bunlar ya. Neyse halloldu ya. Biz de bilet için hallettik. Ben de çok mutluyum. Biz derken? Bizim çocuklar ya. Hakan falan. Aa! Sen de mi gidiyorsun bu Fransa'daki Avrupa Şampiyonası maçlarına? Hem de bir ay. Yıllardır tribün kovalamış insanlarız biz. Şimdi böyle bir milli davada hem arkadaşlarımı hem takımımı bırakmak bana yakışmaz diye düşündüm. Güzel düşünmüşsün ya. İzin veriyorsun yani. Ne vereceğim be? Ne vereceğim? Gerizekalı mı var senin karşında? Hayatım, Fatih Terim'in takımı. Arda Turan hem Barcelona'da formda hem de milli takımda uçuyor adam. Ya öyle
zaman sen ne yapıyor musun Tolga? Git Arda Turan'la evlen. Anladın mı? Git onunla evlen o zaman Tolga. Ya sen şuursuz musun? Yeni evli bir adamın bir ay karısını bırakıp futbol peşine takıldığı nerede görülmüş? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.